Yapalım mı? Hadi. Ne olur öğretmenim, bize bu kötülüğü yapmayın. Bizi canım babamızdan ayırmayın, ne olur. Lütfen, lütfen. Bize bu kötülüğü yapmayın. Lütfen öğretmenim, yapmayın. Lütfen. Bırakın beni. Ne oluyor burada? Ay vallahi ben de anlamadım Nebahat Hanım. Öğretmenim, biz babamızdan ayrılamayız. Lütfen. Bize acı ne olur. Evet. Çocuklar, hadi gelin benimle bakayım. Söyleyin bakalım. Sorununuz nedir? Öğretmenim, söyleyemeyiz. Hı hı. Belgin öğretmen bizi öldürür. Hı. Aa, o da ne demek? Kim kimi öldürüyormuş? Hadi söyleyin çabuk. Öğretmenim, Belgin öğretmen babamızla evlenecek. Ya! Akşam konuşuyorlardı. Evlenince bizi yurda vereceklermiş. Hı hı. Sokağa atacaklarmış. Olur mu öyle şey canım? Demek Hakan Bey ile Belgin Hanım'a? Hiç ahlaki değil bu. Rezalet bir durum. Hadi, hadi siz sınıfınıza şimdi. Hadi çocuklar. Çak. Cavit, bana Belgin Hoca'yı gönder. Ya bu nasıl bir rezalet canım? Çocukların babalarını kaşla göz arasında nasıl ayarttı bu kadın? Hem bu Hakan Bey'in ortağıyla flört etmiyor muydu? Cık. Yok yok. Neresinden bakarsan bak çok kötü bir durum bu. Buyurun Nebahat Hanım. Beni çağırtmışsınız. Evet. Masaya oturun lütfen. Ve istifa mektubunuzu yazın. O nedenmiş? Nedenini siz daha iyi bilirsiniz. Evet Belgin Hanım. Okulun sahibi akrabanızın kulağına gitmeden bu iş bitse iyi olur. Buyurun yazın. Yaptığınızın iler tutar yanı yok. Babamın Belgin'le evlenmesini engellemek için başka bir yol izleyeceğiz. Okuldan atılması işimize yaramaz ki. Hep tepemizde olur. Taktik hatası yaptık. Öyle mi? Hı-hı. Vallahi siz ne yol izlersiniz bilmiyorum. Ama annem olanları duymuş. Sinirden delirmek üzere. Yarın ilk uçakla geliyor. Atıldı bile. Kulüne haklı. Tam tersi ona çok iyi davranmalıyız. Hı hı. Düşmanımızın yanında olalım ki her türlü engelleyebilelim. Ben sana demiştim. Hı hı. Tamam. Hoş geldiniz. Alayım ben. Merhaba Nano. Neler oluyor? Buyurun buyurun. Babacığım, biz çok gereksiz tepki gösterdik. Evet, evlenmenizi istiyorum babacığım. Buna çok sevindim çocuklar. Hepiniz toptan aklınızı kaçırmışsınız. Üzülme Belgin, çocuklar da bizden yana. Babam da alışacak bu duruma. Neden böyle tepki gösterdi anlamış değilim. Acaba annemle evleneceğini beklerken Belgin öğretmenin ceketten çıkmasına sinirlenmiş olabilir mi? Ama annen artık Hakan için mazide kaldı Özge. Bunu kabul etsen iyi olur. Özge, ne kadar ayıp değil mi canım? Annem senden korkuyordu ama yanılmış. Düşmanı başkası çıktı. Belgin'cim, sen onu aldırma. Annesini ölse de huzursuzluğu o yüzden. Aa, ya. Çocuklar, Nebahat Hanım sizinle ne konuştu? Babamız Belgin öğretmenle evlenecek, çok mutluyuz dedik. Evet. Gördün mü Hakan ya, ne şekerler. Aa, o Nebahat'e ne oluyor hiç anlamadım. Sen ondan gençsin, güzelsin diye seni kıskanıyor. Bence de. Hadi Yağmur, Nana'ya yardım edelim. Canım. Çok mutluyum aşkım. Ben de bir tanem, ben de. Nasıl gidiyoruz? Süper. Bu kum kitabı bulunana kadar babanın huyuna gidip onun yanında olacağız. Ama bu arada Yıldırım nikah yaparlarsa işte o zaman kalpten giderim. Dedemin suratını gördünüz mü? Nasıl sinirlendi? Ya Özge, sinirinden kıpkırmızı oldu. Ne yapalım? Onlara kum kitabından, sihirden falan bahsedemeyiz. Peki kum kitabı bulununca
Her şey normal dönse bile bütün bu olanların açıklamasını nasıl yapacağız? İşte bu da büyük bir sorun. Neyse, şu aralarındaki aşk sihri bir çözülsün de gerisini sonra düşünürüz. En yakın arkadaşımla aşık olduğum adam birbirleri için ölüyorlar. Delirmek üzereyim. Hadi gidin şu kitabı da arayın çocuklar. Hı hı. Özge'ye ve diğerlerine sakın bir şey belli etmeyin ama. Hadi. Tamam. Tamam.